Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Değerli kardeşlerimiz, Aile Bağları programına hoş geldiniz. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Aile Bağları programının bu haftaki konusu aile dışında alınabilecek eğitim desteği. Bu konuyla ilgili siz değerli kardeşlerimle paylaşımda bulunacağım. Değerli kardeşlerimiz, bir kere aile içi eğitim bizim evlatlarımızla sürekli olan birlikteliğimizde, beraber olduğumuzda önem arz ettiğini unutmayalım. Her davranışımız bir eğitimdir. Dolayısıyla aile içi eğitim noktasında ailenin kendini yetiştiren fertleri veya çok yakın akrabalar tarafından, ailenin, geniş ailenin içerisindeki akrabalar tarafından verilebilir rahatlıkla. Aile dışında alınacak eğitim noktasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim Çin'de de olsa gidip almamızı tavsiye etmiştir. Bu noktada bizim engel kabul etmememiz, var olan engelleri aşmamız lazım ve gene aile birlikteliğini de göz ardı etmeden ilim alabileceğimiz, eğitim alabileceğimiz özellikle bu tür yerlerle irtibatlı olmamız gerekiyor. Özellikle ülkemizin, Türkiye'nin şartlarına baktığımızda gerek dini ağırlıklı eğitim veren kreşler ve ana okulları düzeyindeki eğitim, ki özellikle yeni olan bir gelişme, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bünyesinde ana sınıfı düzeyinde okulların da açıldığı dikkatimizi çekiyor yavaş yavaş. Bunun yanında özel müracaatlarla İslami kreşlerin de inançlı ailelere hizmet sundukları bilinen bir gerçek. Önümüzdeki yıllarda ana sınıfı eğitiminin zorunlu hale geleceğini de bilmemizde fayda vardır. Bu noktada özellikle bazı tedbirleri almamız lazım. Evlatlarımızı bu alanda da istihdam etmemiz, bu alanda inanan eğitimcilerin de yetişmesine ciddi manada ihtiyaç var. Müfredatın da bizim değerler doğrultusunda olması önem arz etmektedir. Yetkililerle bu şekilde bir diyalog içerisinde olmamız lazım. Mümkün mertebe gerek ana sınıfı, yani onun öncesinde kreş eğitimi ve ilkokul, ortaokul, lise eğitimini almak önem arz ediyor. Tabii burada özellikle hali hazırda ilkokul, ortaokul ve lise 4 yıl artı 4 yıl artı 4 yıl şeklinde toplam 12 yıllık zorunlu bir eğitim mevcut eğitim sisteminde söz konusu. Bu zorunlu eğitimde çocuklarımızı okula gönderme zorunluluğumuz var iken öte tarafta bizim inisiyatifimize bırakılan hususlar da var. Mesela okulu biz seçebiliyoruz. Mesela öğretmenleri seçme noktasındaki hassasiyetimiz önem arz etmektedir. Okul idaresiyle daha sıkı bir diyalog, bir iletişim içinde olmamız önem arz ediyor. Çocuğumuzu okula verirken orada aile fertlerimize bir eğitim hizmetinin sunulduğunu unutmayalım. Bu eğitim hizmetinin layıkıyla sunulabilmesi için bizim de okulla irtibatlı olmamız şarttır. Tabii şimdi okul çeşitliliğine baktığımız zaman maalesef ilkokul ilk 4 senede İmam Hatip Ortaokulları gibi inanç ağırlıklı, dini eğitim ağırlıklı bir müfredat yoktur. Bir program yoktur, eğitim programı yoktur. Bunu hasreten biz yetkililerimizden talep ediyoruz. İlkokul düzeyinde de din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin konulması şarttır. Bir Arapça eğitiminin mutlaka ilkokul düzeyinde çocuklarımıza verilmesi lazım. Malumunuz bizim
İslam'ın ana kaynaklarından olan Kur'an ve sünnet en iyi şekilde Arapça ile öğretilebiliyor. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede de biz onu Arapça indirdik derken gerçekten de o lisan ile anlaşılması büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla çocuklarımıza ilk yıllardan itibaren Arapçanın öğretilmesi önem arz ediyor. Zaten Resulullah Efendimiz döneminden ta Osmanlı'nın yıkılışına kadar ilim dili olarak Arapça okutulmuş, kültür dili olarak da her ülkenin, her coğrafyanın, her toplumun kendi dili ve bu diller içerisinde İslam aleminde daha çok Farsça dikkatimizi çekiyor ve yerel diller Türkçe, Kürtçe, Zazaca, halk rahatlıkla kendi bu ana dillerinde eğitim almışlar ve çocuklarının en iyi şekilde yetişmesini de sağlamışlardır. Günümüzde buna yönelik bazı değişimler gerçekleşmiş. Ama yeterli midir? Hayır. Niye yetersiz? Çünkü yeterli miktarda eğitimci bulma sorunu vardır. Bu öğretici bulma sorunu vardır. Bu alandaki kaynakların çoğu yok edildi. Özellikle Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk yıllarında tamamen bu tür eserler dışlandı, ötekileştirildi, imha edildi. Yaşayan büyüklerimiz kanalıyla bu dilde eğitim böyle adeta korsan şekilde verilebildiği kadar verildi. O da maalesef sağlıklı verilemedi. Dolayısıyla değerli kardeşlerimiz bu özellikle verilen eğitimin bir laik eğitim özelliğine sahip olması. Bu laik eğitimin özellikle iki çeşidi dikkatimizi çekiyor. Bir dini ağırlıklı eğitim, İmam Hatip Ortaokulu, İmam Hatip Lisesi ve İlahiyatlar. Normal eğitimin, normal laik eğitimin verildiği okullar ise değerli kardeşlerimiz bunlar ilkokul, düz ortaokul, Anadolu liseleri diyebileceğimiz, meslek liseleri diyebileceğimiz liseler ve akademik olarak da üniversitenin muhtelif dalları ki özellikle bu alanlardaki ilimleri öğrenmek Müslümanlar için büyük önem arz eder. Bir mühendislik, bunun yanında bir ziraat, efendime söyleyeyim tıp, aynı zamanda eczacılık ve özellikle birçok meslek ve sanat dalları ile ilgili üniversitelerimiz vardır. Bu alanlarda da bir tarafta akademik olarak, mesleki olarak kendimizi yetiştirirken öte tarafta da üst düzeydeki İslami ilimleri de yani bir tefsir ilmini, bir hadis ilmini, bunun yanında bir kelam ilmini ve İslam tarihini daha değişik böyle coğrafya gibi alanlarda da biz Müslümanlar olarak kendimizi yetiştirmek zorundayız. Ve mümkün mertebe eğitim öğretim yıllarında bunu gerçekleştirmemiz büyük önem arz etmektedir. Ama unutmayalım ki İmam Hatip Ortaokullarında, İmam Hatip Liselerinde ve ilahiyatlarda verilen eğitim tamamen ihtiyacımızı karşılayamıyor. Özellikle dinimizin gereği olan ilimleri öğrenmede yeterince cevap veremiyor. Bu hususta birçok yerde artık alimlerimizin gayreti, medreselerdeki eğitim ve vakıf ve derneklerdeki eğitimle de desteklenmektedir bazı eğitim çalışmaları. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani örneğin çocuklarımı İstanbul'da herhangi bir bölüme gönderdim. Mümkünse orada İstanbul bir kültür merkezi. Çocuklarımızın orada yetişebileceği vakıf veya dernek ortamlarında dini ağırlıklı eğitim merkezlerinden de istifade etmemiz gerekir. Bu tür yerlerdeki
eğitim değerli kardeşlerimiz resmi bir izin alınarak verilmektedir. Yani bu noktada mümkün mertebe kuşkudan, endişeden uzak bizim öğrenmemiz gereken ilimleri öğrenmek için mutlaka bir planlama yapmamız ve evimizden uzağa gönderdiğimiz evlatlarımızı emin yerlere, emin ortamlara göndermemiz büyük önem arz etmektedir. Evet, çocuklarımızı okullara kaydederken öncelikle mümkün mertebe okulun evimize yakın olması büyük bir önem arz etmektedir değerli kardeşlerimiz. Okulun güvenilir olması önem arz etmektedir. Okul kültürü büyük bir önem arz etmektedir. Zaten sizler evlatlarınızın sorumlusu olarak, velisi olarak okula gittiğiniz zaman ilk diyaloglarda okulun çalışanları size bir mesaj verirler. Beden diliyle, hal ve hareketleriyle, tutum ve davranışlarıyla insana saygının ne düzeyde olduğunu siz kurduğunuz irtibatla bunu görebiliyorsunuz. Özellikle bu noktada ben bir hususu belirtmek istiyorum. İmam Hatip ortaokullarında ve liselerinde genelde İslam'ın kültürünün hakim olma çaba ve gayreti vardır. Ve örneğin bir selamlaşma olayı. Mesela ben şahsen kendi okulumda çocuklarla daha farklı güçlü bağlarımızın olduğu, yaşandığı gerçekleri size ifade etmek isterim. Yani öğretmenler çocuklara birer baba konumundadırlar. Aynı zamanda kardeş konumundadırlar. İnananlar kardeştir hakikatine binaen söylüyorum bunu. Bazı güzel İslami kaynaklarımızda eğitimcilerimiz çocuklara, talebelere seslenirken ey oğulcuğum diye adeta kendi evlatları mesabesinde, kendi evlatları düzeyinde yerinde görmüşlerdir. Bu bağ, bu güçlü bağla çocukları yetiştirmektedirler. Bunun yanında özellikle peygamber varisi olma hassasiyeti, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel ahlakını modelleme çaba ve gayreti vardır. Bunun içerisinde ne tür güzellikleri görebiliyoruz? Örneğin sevdirin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Maalesef bu güzel terbiyeden, bu güzel eğitimden, bu güzel öğreticilikten mahrum olan öğretmenlerimiz de vardır. Bunları da uyarmak zorundayız. Bunlar bu medeniyete mutlaka ve mutlaka bağlı kalmak zorunda ve bu medeniyete de uymak zorundalar. Çünkü biz çocuklarımızın kişilikli yetişmesini önemsiyoruz. Şahsiyetli yetişmesini önemsiyoruz. Allah'a kul olarak yetişmesini önemsiyoruz. Ve çocuklarımızı tamamen okul ortamlarında terk etmemiz çocuklarımızı istismar etmektir. Çocuklarımıza destek sunmalıyız. Çok yönlü bir destek sunmalıyız. Çocuklarımıza kimler ders veriyor? Verdiği derslerde ne kadar çocuklarımıza güzel örnek olabiliyorlar? Ve aynı zamanda çocuklarımız ne düzeyde yetişebiliyorlar? Bunun da baba ve anne olarak sorumluları olduğumuzu unutmayalım değerli kardeşlerimiz. Ve özellikle evlatlarımızın okullara gönderilişi ve okuldan dönüşleri noktasında mutlaka günlük olarak okul atmosferinden az da olsa bir değerlendirme yapma çabası içerisinde olalım. Ve mutlaka ve mutlaka okulun yönetimine, yani burada da okul aile birliği kanalıyla okulla irtibatı sağlayalım ve yapılacak olan veli toplantılarına mutlaka iştirak edelim. Çünkü orada toplu bir değerlendirme vardır. Ayrıca bireysel olarak okulumuzu makul vakitlerde randevu alarak ziyarete gidelim. Gerektiğinde öğretmenlerimizi şartlar dahilinde, imkanlar dahilinde ev ortamımıza davet edelim. Ev ortamında da yavrularımızla birliktelikleri bir muhabbete vesile olabilir. Daha çok faydalı olabilir. Aynı zamanda başka güzel ortamlarda da bir araya gelmenin fırsatını kollayalım. Mümkünse
Bayramlarda, önemli günlerde bir haberleşelim, telefonlaşalım. Bir öğretmene, bir öğrencisinin telefon açıp bayramınız mübarek olsun demesi bir muhabbetin ifadesidir. İslam'ın değer yargılarının güzelliklerinin paylaşılması ve aynı zamanda güzelliklerin kutlanmasıdır. Bir bakarsınız saygıdeğer öğretmenimiz hacca gitmiştir, ümreye gitmiştir veya aile ferdimiz hacca gitmiştir, ümreye gitmiştir. Mümkün mertebe böyle durumlarda ziyaret programlarımıza alalım. Bir hastalık var, bir taziye var. Bunlar özellikle vefanın da bir gereğidir. Mutlaka bu tür ailelerimiz ve bu tür eğitimcilerimizle de birlikteliği bir vesile bilelim. Bunları önemseyelim. Çocuklarla olan bağımızı okul ortamında olsun, okul dışında olsun biraz daha farklılaştıralım. Yani klasik şablonlardan vazgeçelim. Eğitimi dört duvar arasına sıkıştırmayalım. Biliyorsunuz bir çocuğun gönlüne girdiğimiz zaman çocuğun beyninde, idrakinde, tefekküründe, muhakeme gücünde, mukayese gücünde dahi bir etki oluşur. Kendini hasreten güzel yetiştiren öğretmenlerimiz neden bu noktada çocuklara daha çok katkı sunmasınlar? Yani Rabbimizin insana verdiği değeri, kıymeti bizler kullar olarak birbirlerimize versek acaba yanlış mı yapıyoruz değerli kardeşlerimiz? Ama eğitimin okul dışında, ev dışında alınan yerlerden biri unutmayalım ki Kur'an kurslarımızdır, camilerdeki eğitimdir, medreselerimizdeki eğitimdir, muhtelif vakıf ve derneklerdeki eğitimlerdir. Burada da seçici davranalım. Gidelim, görelim, bakalım. Gerçekten İslam'ın iklimi hakim midir buralarda? Gerçekten bir hocadan aranması gereken vasıflar var mıdır? Hocanın talebesine karşı tutum ve davranışının adabında bilgi sahibi isek, hakikaten bu bilgiler sevgili yavrularımızı yetiştiren saygıdeğer hocalarımızda, sedalarımızda var mıdır, yok mudur? Varsa unutmayalım ki çocuklarımıza orada ciddi bir katkı sunulacaktır. Aynı zamanda bazı Kur'an kurslarımızda, medreselerimizde hafızlarımız yetişmektedir. Bir harfine 10 sevabın olduğu Kur'an-ı Kerim'imizdeki her bir harfine 10 sevabın olduğu ilahi kaynağın tamamını ezberlemek. Acaba nasıldır? Bir tahmin edebilir misiniz? Yani ilahi bir sigortalanma, ilahi bir kuşatılmışlık, meleklerin koruyuculuğu had safhadadır. Dolayısıyla çocuklarımızın alma kapasitesinin düzeyine göre mümkün mertebe en iyisini almaları, hele eğitim öğretim ortamının yıllarında en iyisini edinmeleri hususunda özellikle aile kültürümüz, aile diyaloğumuz ve eğitim öğretimi dışarıda alma aşamasına gelen yavrularımızı en iyi şekilde yönlendirmemiz önem arz etmektedir. Burada birlikte hareket etmek önemli. Eğer hanımefendi çocukların annesi ayrı bir telden çalar, beyefendi ayrı bir telden çalarsa unutmayalım ki burada alınması gereken eğitim alınamayacaktır. Aynı zamanda çocuklar bir ciddi bir ikilem yaşayacaklardır. Ve bu ikilemi yaşayan evlatlarımız istenen güzellikleri edinemeyeceklerdir. O güzellikleri edinmenin moral ve motivasyonuna sahip olamayacaklardır. İlim öğrenmenin faziletinden istifade edemeyeceklerdir. O hazı alamayacaklardır maalesef. Ve hatta şunu söyleyeyim, belki hani hakikati öğrenmek aynı zamanda imanın üzerinde bir etkiye sahiptir. İmanın tadına varamayacaklardır. Çünkü hakikat ilminden mahrum olan imanın o güzelliğinden de mahrum kalacaktır değerli kardeşlerimiz. Bu açıdan siz değerli kardeşlerimize hasreten istirham ediyoruz. Şu çağın şartları çocuklarımız için
fazla bir güven vaat etmiyor. Ekranlar fazla bir güven vaat etmiyor. Tabletler, cep telefonları fazla bir güven vaat etmiyor. Bunları evlerimizde bulundurmamız ve çocuklarımıza da sınırsız bir şekilde bunlardan istifade etmelerini sağlamamız aynı zamanda evlatlarımıza vuracağımız bir darbedir. Çocukların eğitim öğretim dönemi biraz daha sade, biraz daha eğitimin, öğretimin en etkili, en nitelikli şekilde gerçekleşmesinin şartlarını oluşturmamız lazım. Gerek ev ortamında, gerekse gidecekleri okullarda da aynı şartların oluşup oluşmadığı, aynı güzel ortamın olup olmadığına da dikkat edip ona göre de çocuklarımızı en güzel ortamlarda yetişmesine destek sunmaya çalışalım kardeşlerimiz. Çünkü insanoğlu öyle bir varlıktır ki ihmal edildiği zaman nefsinin hevesatı peşinde gitmekte ve bu nefsinin heva ve hevesine uyanlar tarihte büyük zalimler olarak yetişmişlerdir. Katiller olarak yetişmişlerdir. Kabil'in Habil'i, Hazreti Habil'i öldürmesi, şehit etmesi bunun nedenidir. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarının Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atmaları bunun sonucudur değerli kardeşlerimiz. Tabii bunun yanında Lut Aleyhisselam'ın eşinin Hazreti Lut'a zulmü, aynı zamanda Firavun'un eşine Hazreti Asiye annemize zulmü, Nemrut'un Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a yaptığı zulüm ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbinin hakikatleri doğrultusundaki duruşu hakkın ve batılın ne olduğunu bize tanıtmak için yetiyor gerçekten. Cenab-ı Allah bu zalimlerin safından etmesin ve Yüce Rabbimizin razı olacağı kullarından eylesin. Değerli kardeşlerimiz, Bir Aile Bağları programının daha sonuna geldik. Çocuklarımızı kendilerine layık olan ortamlardaki eğitim kurumlarına, eğitim yerlerine vermenin ciddi bir vazifemiz olduğunu unutmayalım. Bizzat el ele verip birlikte bu ortamlara gidelim ve güzel ortamlara da desteğimizi sunarak evladımızı verelim. Evladımızı verdiğimiz yerle de irtibatlı olmaya çalışalım. Evet değerli kardeşlerimiz, hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.